İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker'in Sayın Adnan Oktar'ı temsilen İran'da yaptıkları görüşmeler Aralık 2017. Arkadaşlarımız İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu'ndan Malik Bey ile görüştüler. Malik Bey Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını çok yakından takip eden bir kişi. İran'ın önde gelen reformist Şehirvend Gazetesi Uluslararası Editörü Armin Montazari ve Seyit Afşin, reformist camia Ferda gazetesi editörü Cevat Haydaryan. Arkadaşlarımız kendilerine Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları hakkında bilgiler verdiler ve eserlerini hediye ettiler. Resimde arkadaşlarımız 4 dönem milletvekilliği yapmış. Reformist İtimat gazetesinin sahibi ve başeditörü Elyas Hazrati ile görülüyor. Kendisiyle Sayın Adnan Oktar'ın faaliyetleri ve fikirlerinin Türkiye siyasetine etkileri hakkında görüşüldü. Kendisine H.Z. İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek, İslam terörü lanetler eserleri hediye edildi. Ayrıca İngiliz Derin Devleti kitabına verildi. Hüseyin Amiri, reformist Cem Cem gazetesinin editörü. Arkadaşlarımız kendisine İslam terörü lanetler eserini hediye ettiler. Hüseyin Amiri Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını çok faydalı bulduğunu söyledi. Arkadaşlarımız devlete bağlı basılan Adnan Oktar'ı temsilen İran'ın en önde gelen Farsça gazetelerinden biri olan İran gazetesine davet edildiler. Uluslararası haberlerden sorumlu Benevşe Gulami Hanım, Adnan Oktar'ı temsil eden arkadaşlarımızı Yazı İşleri Müdürü ile birlikte karşıladı. Bütün bölümleri tek tek tanıtıp gezdirdi. Daha sonra kendileriyle Sayın Adnan Oktar'ın faaliyetleri ve Türkiye-İran ilişkileri hakkında görüşlerini almak üzere röportaj yaptılar. Ayetullah Muhammed Ali Nizamzade kendisine hediye edilen Adnan Oktar'ın kitabıyla birlikte Muhammed Ali Nizamzade, Ayetullah Hamane'in İran'ın yurt dışında okuyan öğrencilerinden sorumlu olan ve doğrudan Hamane'yi bağlı çalışma yapan bir kişi. Kendisine, Sayın Adnan Oktar'ın H.Z. İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek. İslam terörü lanetler ve Adnan Oktar'ın İran'daki çalışmaları anlatan broşür hediye edildi. Ayetullah Nizamzade Adnan Oktar'ı temsil eden arkadaşlarımıza çok yakın ilgi ve alaka gösterdi. İttihat-ı İslam, Mehdiyet sevgisi, Şii-Sünni kardeşliği gibi konular üzerinde konuşuldu. Arkadaşlarımız Sayın Adnan Oktar'ın Türkiye'de Sünni-Şii kardeşliği tesis etme konusundaki çabalarından bahsettiler, çok memnun oldu. Ayrıca Sayın Adnan Oktar'ın Allah'ın varlığını bilimsel delillerle anlatan çalışmalarını çok önemli bulduğunu ifade etti. Peygamberimiz Sav'in Musevi cenazesinde ayağa kalkmasını örnek vererek tüm insanlara sevgiyle yaklaşmak gerektiğine vurgu yaptı. Arkadaşlarımız Sayın Adnan Oktar'ın geçtiğimiz haftalarda İran-Irak sınırında hayatını kaybeden 600'den fazla İranlı kardeşimize hitaben Ayetullah Hamane'ye yazdığı taziye mektubunu kendisine ilettiler. Sayın Nizamzade, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ın Muharrem'in 19'unda Şii konferansına katılmasını, H.Z. Hüseyin hakkında konuşmasını müsbet bir adım olarak değerlendirdiğini ifade etti. Deccale karşı mücadele eden herkes bizim kardeşimizdir, dedi. Ayetullah Muhammed Ali Nizamzade ile arkadaşlarımız Sayın Adnan Oktar'ın Ayetullah Hamane'ye depremde hayatını kaybedenlere hitaben yazdığı taziye mektubu. Arkadaşlarımız New York Times Tahran Büro Şefi Thomas Erdbrink ile görüştüler. Kendisi Sayın Adnan Oktar'ın çalışmaları hakkında bilgi sahibiydi. Kendisinin İslam terörü lanetler eserini hediye ettiler. İran'daki çalışmalarıyla ilgili broşürü verdiler. Arnavutluk Ehli Beyt Araştırma Merkezi Direktörü Şeyh Kemal Ütin Reka ve oğlu, Tunus'tan Hüccetül İslam Amini ve Şeyh Ferid Beji, Belçika İslam Partisi Başkanı Abdelhay Bakkali Tahiri. Kendisi Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını ve Avrupa'daki faaliyetlerini yakından takip ediyor. Abdelhay Bakkali Tahiri ve Fas, Cezayir ve Tunus'tan gelen delegeler. Avusturya'dan Molla Muhammed Vadıman. Kendisi Sayın Adnan Oktar ile irtibat halinde olmak istediğini söyledi. Konferansa Türkiye'den katılanlar arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez de vardı. Birlikte sohbet ettiler. İhli Beyt Alimleri Derneği Başkanı Hasan Kanatlı, Berlin İmam Rıza Vakfı ve Camii Başkanı Molla Sabahattin Yılmaz Türk, Seyyid Zakirül Hasan Nakavi, Pakistan Vilayeti TV sahibi, Nasır Abbas Caferi, Pakistan Şiilerinin lideri ve Doktor Raşit Abbas, Meclisteki Hizbullah Partisi basın sözcüsü Sayed İbrahim Aminal Sayed, Hacı Hasan Amirat, Suriye Beladüşşam Üniversitesi Rektörü, Nur Bahşi Tarikatı'ndan Seyit Şemsettin Pirzat, Pakistan ve İran'daki arkadaşımız Hadi Eftekari, Afganistan'dan Şeyh Seyyid Esadullah Nakşibendi Müceddidi ve Şeyh Muhammed Atif Gorgani, Yemen'den Şii Husilerin saha komutanlarından Amin El Hakim ve Hacı A. Abdülkerim El Metri, Asya ve Latin Amerika'da irşat faaliyetleri yürüten Hüccetül İslam Molla Hüseyin Tuncer. Kendisi arkadaşlarımızın Sayın Adnan Oktar'ın talebesi olduğunu duyar duymaz yanlarına gelip, Adnan Oktar'ın Darwinizm karşıtı faaliyetlerini çok desteklediğini, İhli Beyt sevgisinin çok güzel olduğunu söyledi. Sayın Adnan Oktar'ı Allah'ın koruması için dua etti ve Adnan Oktar'a olan sevgisini coşkulu bir şekilde arkadaşlarımıza anlattı. Hüccetül İslam Fazel Meybude arkadaşlarımızla görülüyor. Kendisine Sayın Adnan Oktar'ın H.Z. İsa ve Mehdi bu yüzyılda gelecek eseri ve İran'daki çalışmalarıyla ilgili broşür hediye edildi. Press TV web sitesi direktörü Habib Abdülhüseyin Azeri, Adnan Oktar'ı temsil eden arkadaşlarımızla çok yakından ilgilendi. Arkadaşlarımız İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker, İran'da yapılan ikinci bir uluslararası konferansa daha, Sayın Adnan Oktar'ı temsilen resmi davetlilerdi. Konferansın konusu İslam birliği ve mezheplerin birleştirilmesi. Burada birçok din alimi, düşünce kuruluşları, akademisyen, politikacı, diplomatla görüştüler. Doktor Ali Al-Hakim İngiltere Middlesex Üniversitesi'nde profesör. Hizbullah lideri Şeyh Nasrallah'ın yardımcısı Şeyh Naim Kasım. Doktor Şeyh Suheyr Elkeyt, Lübnan İslami Eylem Kuruluşu'nun başkanı. Faiz Muhammed Osmani, Afganistan'da vakıflardan sorumlu bakan. Molla Abolhasan Ahmadi, Muhammed Hasan Teberayna, konferansı düzenleyen kurum Darül Takrib'in başkan yardımcısı. Sol parantez. Soldan sağa. Bahreyn İmam Rıza Camii İmamı. İbrahim Tuncer, Sayın Bahreyn'i, Sayın Şerif'i, Şeyh Bahreyn'inin yardımcısı ve Hadi Eftekari. Ayetullah Seyit Sadık Musevi, Beyrut ve İran'da yaşıyor. Ras Mubarak, Gana Milletvekili. Seyit Mehdi Tahfiruze, Senendeç Eyaleti Milletvekili, 4 dönemdir milletvekilliği yapıyor. Ayetullah Seyit Hüseyin Sacedi, Meşt ve Kabil, DHZ. Kaim Mehdi, As. Medreseleri Başkanı. Artur Süleymanov, Rusya İslam Üniversitesi Rektörü. Diris Hani, Fas'ta yaşayan yazar filozof. 30'dan fazla kitabı var. Irak Dışişleri Bakanı İbrahim El Caferi ile kapanış konuşmasından sonra arkadaşlarımız yemeğe katıldılar. Arkadaşlarımız İbrahim El Caferi ile birlikte Cevat Haydaryan eski Ürdün Dışişleri Bakanı, Ahmed Ali Akbari Press TV ve Hispan TV'de direktör, Şeyh Muhammed Ferit Tazuri, Bedir El Kubra Merkezi Başkanı, Abid Ali Abi, Danimarka'da bulunan Dünya Barışı Organizasyonu'nun başkanı, Ayetullah Şeyh Mohsen Araki, konferansı düzenleyen Takrib Kurumu'nun başkanı, Dünya İslam Mezheplerini Yakınlaştırma Forumu Genel Sekreteri, Büyük İslami Düşünür Ayetullah Muhammed Bakir El Sadr'ın talebelerinden, Ayetullah seviyesinde çok tanınmış bir din alimi, Hüccetül İslam Musevi konferansı düzenleyen Takrib'in başkanı, Ayetullah Haraki'nin yardımcısı, Ayetullah Tasiri, Dünya Takrib Komitesi Başkanı. Konferansın kapanış seansında Altuğ Berker ve İbrahim Tuncer. Konferansın kapanış konuşması. Konferans sırasında basın Adnan Oktar'ı temsil ettikleri için arkadaşlarımıza çok yoğun ilgi gösterdi. İbrahim Tuncer ve Altuğ Berker İran basınından aralarında İran Devlet Radyo ve Televizyon Kurumu, Seher 2 TV, El Kevser TV, Naim TV gibi önde gelen TV kanallarıyla Sayın Adnan Oktar'ın adına röportaj yaptılar. Arkadaşlarımız verdikleri röportajlarda Orta Doğu'daki bu savaş ortamının ancak Mehdi A.S.'ın zuhuruyla birlikte son bulacağını sık sık dile getirdiler. El Kevser Televizyonu, Altuğ Berker ile röportaj yaparken, El Kevser Televizyonu, İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken, Seher 2 TV, İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken, El Naim TV, İbrahim Tuncer'le röportaj yaparken, Filistin Özgürlük Global Referandum Kuruluşu Kıtsna ile Altuğ Berker'in röportajı, İran Devlet Radyo Televizyon Kurumu, İRAB, Altuğ Berker'le röportajı, El İşrak TV, İbrahim Tuncer ile röportaj yaparken, Irak Şii lideri Ayetullah Sistani'nin yeğeni Seyyid Muhammed Ahmet Sistani, Şeyh Nazım Hazretleri'nin Almanya'daki temsilcilerinden Eşref Efendi, Faruk Ali Yıldırım, Alevi İnanç Birliği Vakfı Başkanı, Dimitri Alexandrakis, Yunanistan'ın İran Büyükelçisi, İran Eski Dışişleri Bakanı Manuçehre Muttaki. Kendisi arkadaşlarımızı görür görmez Sayın Adnan Oktar'ı sorup çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kendisine İngiliz Derin Devleti kitabı hediye edildi. Abolfazıl Koşmaneş, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Kur'an Araştırmaları Geliştirme ve Koordinasyon Merkezi'nde Bölüm Başkanı, Muhammed Ali Mirzai, Düşünce Merkezi Başkanı, Abolfazıl Koşmaneş Sayın Adnan Oktar'ın çalışmalarını yakından takip ediyor.